benim hatam. İyiyim. Emin misin? Bir hastaneye gidelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey yok. İyiyim. Tamam. Dikkatli ol. Baksana. Geç mi açar? Belli olmaz abla. Bazen hiç açmaz. Ev falan göstermeye gittiyse. Tamam, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben çıkarım, bir saate gelirim. Sen patrona haber verirsin. Tamam. Günaydın. Günaydın başkomiserim. Günaydın başkomiserim. Nereye? Mobilya bakacağım. Ev tuttun mu? Yok, tutmadım. Bu sefer tersten yapayım dedim. Önce aşağı sonra ev. Bak, ne diyeceğim sana. Benim mahallede güzel bir ev var. Bakalım mı? Bakarız bir ara. Bulabildiniz mi? Bir saniye. Tamam. Bu adrese teslim edilmiş. Teslim alan Pınar Demirdelen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Bayağı mal yüklediler başkomiserim. Operasyonu narkotikle birlikte yapacağız. Birazdan gelirler. Bu sevkiyatı patlatırsak onlara büyük darbe yaparız başkomiserim. Efendim? Başkomiserim, neredesin? Hayırdır? Çok önemli bir şey yakaladım. Yani haber vermeyince kızıyorsun ya, söyleyeyim dedim o yüzden. Ha, aferin. Söyle bakalım, ne yakaladın? Pınar Cihan'ın tuttuğu ev için mobilya alışverişi yapmış. Yani Pınar'la Cihan'ın arasında daha özel bir ilişki olduğunu kanıtlayabiliriz artık. İyi, tamam, sen büroya geç, beni bekle. Ben de Cihan Karadağ'ı alıp geleceğim. Bakalım sorduğunda ne anlatacak? Tamam, görüşürüz. Bizi bu işten kurtarabilecek misin? Rahat olun. Akif aradı. Hiçbir şey bulamamışlar. Nasıl yani? Kolilerden sadece bakliyat çıkmış. Sevkiyat tamamen yasal yani. Haşmet. Aslan komiserin neden yanımıza uğramadığı şimdi anlaşıldı. Keyfiniz yerinde bakıyorum Cihan Bey. Güzel haberler aldım da.
Bizim de bir haberimiz var. Güzel mi değil mi sen karar ver. Buyurun dinleyelim. Ayı tutmuşsun, hayırlı olsun. Mobilyalarını da Pınar almış. Gizli aşk yuvamızın dayayıp döşeme işlerini ona bıraktın tabii, değil mi? Hani aranızda bir şey yoktu? Öyle demiştin. Hala aynı şeyi söylüyorum. Yok. Bu ev ne o zaman? Neden senin tuttuğun evin eşyalarını Pınar teslim alıyor? Bakın, Pınar Hanım çok iyi bir özel öğretmendi. Benim çocuklarım dışında başka öğrencilere de ders veriyordu. Gittiği bir evde böyle tatsız bir şey yaşamış. Velilerden biri onu taciz etmeye kalkmış. Ben de sana bir yer tutalım dedim. Sen insanların evine gideceğini, öğrenciler sana gelsin, doğru düzgün yapışını. Bu kadar da yufka yürekli bir adamsın yani. Bu huyumu herkes bilir. Siz benim her yıl kaç öğrenciye burs verdiğimi biliyor musunuz? Hı? Yoksul ailelerin çocuklarına iş imkanı sağladığımı biliyor musunuz? Keşke bunları da araştırsanız biraz. Peki, Pınar'a böyle bir yardımda bulunduğunu bize niye söylemedin? Gerek duymadım. Açıkçası sizin bu bilgiye ulaşabileceğinizi de düşünmemiştim. Gerçekten nasıl buldunuz? Sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? Herif resmen dalga geçiyor. Ya yemi o attı, ben de salak gibi yedim. Sen o evi nereden buldun? Arabamda bir emlakçı kartı bulmuştum. Bu adam niye seninle uğraşıyor? Güç gösterisi yapıyor. Peşini bırakayım diye.